<laughs> Bir sonra <laughs> Edirneli Behzat Lütfoğlu, Barış Göreti'nin etrafındaki yeşil alana diktiği 200 adet meyve fidanına gözü gibi bakıyor. <laughs> Şükrü Paşa mahallesindeki Barış Göleti'nin etrafındaki yeşil alana 6 yıldan bu yana ceviz, dut, badem ve incir ağacı diken Besat Lütfoğlu ve arkadaşlarının tek istekleri her gün bidonlarla su taşımamak için bir depo konulması. Kentin en gözde mekanlarından, vatandaşların ve emlak piyasası tarafından rağbet gören Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki gölet mevkii, son 6 yıldır benzerine az rastlanan bir doğa sevgisi hikayesine şahitlik ediyor. Yıllar önce Bulgaristan'dan göçerek Edirne'ye gelen 77 yaşındaki Besat Lütfoğlu, 2010 yılında vakit geçirmek adına evinin önündeki alana ceviz fidanları dikerek başladığı hobisine şimdi 200 ağaçla devam ediyor. Balkan Savaşları'nda Edirne'nin müdafasında kullanılan Kavkaz tafyasının tarihi dokusu içerisinde 6 yıldır ceviz, çam, dut ve badem gibi ağaçlar yetiştiren Lütfoğlu'na zamanla kendisi gibi göçmen arkadaşları da katılırken tek istekleri her gün bidonlarla su taşımamak için bir su deposu konulması. Elinde orak, günde iki saat alana diktiği ağaçlarla uğraşan Lütfoğlu, ilk başlarda bölgeye fidan dikmeye can sıkıntısından başladığını söylüyor. Ben Bulgaristan göçmeniyim. İşte burada can sıkısından bir şeyler yapmaya kalktık. 200 parça fidan olarak burayı diktik. Bunları sulama işeğinde biraz zorumuz var. Komşulardan, kalefercilerden heykelin yandan öyle elle su taşıyarak bu işi başarmaya çalışıyoruz. Fakat bize bir depo lazım. Kaç tonluk olacaksa, 3 tonluk olur, 4 tonluk mu? Biz elle sulama razıyız. Böyle bir tonlu ala taşımak çok zor oluyor. Niye ağaç diktiniz bu yeşil alana? Yeşil ağaca, alana ağaç diktik. Ağaç sevgisi var bende. Ağacın sevgilisiyim. Aşıkım ona. Ondan da e, ağaç e, dikmezsem ya da onun altını kazmazsam rahat olamıyorum. Benim evim de çok yakın burayı. O yüzden de burada böyle eğleniyoruz ama birkaç kişi de olduk burada. Ama su yok, su. Peki e, sizin diktiğiniz ağaçlara zarar veren var mı? Bizim diktiğimiz ağaçlara zarar veren de var. Kazıklarını çıkarıp 2-3 e, metre gidip bırakan da var. E, millet biraz galiba e, geri zekalı gibiyim desem nasıl desem onu bilemeyeceğim. <laughs> yani. E, Peki şöyle sorayım. Ceviz ağacı dikmişsiniz. Muhtemel ki meyveleri 20 sene sonra vesaire olacak. Yani bunu siz kendinize dikmiyorsunuz. Tabii ya benim yaşım 76. E, ben onları göreceğim yok bunları. Ama gene de dikiyorum. E, millet için, e, şehitlerimiz için, e, işte ee, gelecekte gençler onlardan bir altına yatır, e, meyvesini yer, işte eğlensin buralarda diye. Ee, öylesine içimden gelen bir şey bu benim. Ee, her gün her gün uğraşmasam da e, günde iki saat kadar böyle uğraşıyorum. Ama başka arkadaşlarım da var, ırfan var. Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmadı da Lütfoğlu ve arkadaşlarının Çobalarından dolayı takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Bulgaristan'dan gelen aşağı yukarı bin ailelik bir nüfus var. Bin hanede yaşayan nüfus var. Milli duyguları çok kabarık insanlar ve yanlarında da Türkan bebek heykeli var. Soykırım zamanında uğrayıp o annesinin elinde ölen bebeğin heykeli var. Türkan bebek heykeli. Her gün oraya da ziyaretçiler geliyor. Tabyamızın hemen 20 metre yanında. Bir de yetkililerden şunu istiyoruz. Burada büyük bir bayrağın sesini ve ay yıldızın ışıklı şekilde Edirne'nin her yerinde şek görülecek şekilde yapılmasını mahalle halkıma, Edirne halkı adına ben istirham ediyorum. Gerçekten bu günlerde bu bayrağın ve o ay yıldızı ışıklı tablanın geceleri görünümü bize milli duygularımızı kabartacaktır. Gerçekten de çok faydalı olacaktır.